Aslında bugünkü yani sunum bilgi ve belge yönetimi açısından yayıncılık standartları diye geçse de başlık tabii tezin içerisinde kurumsal yayıncılık açısından bilgi ve belge yönetimi standartları, kurumsal yayıncılık nedir, kurumsal yayınlarda standart uygulamaları nelerdir? Buradan genelden giderek özellikle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yayınlarında yayıncılık ve kütüphanecilik standartları uygulamaları ne şekilde karşımıza çıkmaktadır aslında tezin ana konusu. Tabii bugün bilgi ve belge yönetimi açısından yayıncılık standartlarını kısaca anlatmaya çalışacağım. Ama bunu anlatırken önce bir kurumsal kimlikten bir giriş yapmam gerekiyor. Çünkü kurumsal yayıncılık bugün özellikle teknolojinin son 15-20 yılda müthiş bir şekilde hızlıca gelişmesiyle birlikte bütün meslek alanlarının ve bütün kurumların, kamu kurumlarının, özel kurumların, vakıfların, derneklerin, bütün tüzel kişiliklerin ayak uydurmasını zorlaştıran, takip etmekte zaman zaman güçlük çektiğimiz bir hal alıyor her geçen gün. Bilgi ve belge yönetimi de bunun sıkıntısını en çok yaşayan alanlardan birisi. Çünkü bilgi ve belge yönetimi sadece yayınları takip eden bir alan değil. Bilgisayar teknolojilerine, her türlü informatik gelişimi, bilgisayar mühendisliği ile alana veyahut da aklımıza gelebilecek her türlü alandaki gelişmeleri, hatta hukuksal gelişmeleri, sosyal siyasal gelişmeleri, kültürel gelişmeleri bir şekilde kendi bünyesine hızlıca uydurmak ve bunu en doğru, en pratik şekilde, standart bir biçimde kullanıcılarına ulaştırmakla mükellef. Çünkü çok sayıda farklı kurum var. Her birinin bilgi ve belge yönetimi alanında hizmet veren çok sayıda farklı kurum var ve her birinin hitap ettiği kitle bambaşka kitleler. Dolayısıyla her bir kitlenin ihtiyacına cevap verecek altyapıyı hızlıca oluşturmak durumunda. Örneğin çocuk kütüphaneleri için bambaşka bir formasyon gerekirken, evet bilgi ve belge yönetimi mezunu olması gereken, bilgi ve belge yönetimi mezunu olan kişinin ya da kütüphanecinin eski klasik tanımıyla çocuk yayınları ile ilgili ve pedagoji ile ilgili gelişimi hızla takip etmesi gerekirken üniversite kütüphanelerinde bu durum bambaşka bir seyir alıyor. Çünkü burada artık teknolojinin hayatımıza yansımasının birebir doğrudan aktarımını buralarda görebiliyoruz. Bu üniversite kütüphanelerinde görebiliyoruz. Bu mecrada da özellikle elektronik yayıncılığın, elektronik kaynaklar dediğimiz uluslararası akademik yayınların bütün kullanıcılara en hızlı şekilde erişimini sağlayacak olan yine haliyle bilgi ve belge yöneticileri olduğu için bu bilginin organizasyonundan sorumlu olan kişiler de haliyle bu kişiler oluyor. Dolayısıyla teknolojiye ayak uydurmak bilgi ve belge yöneticileri açısından yaşamsal bir durum. Öncelikle bunun sağlanması gerekiyor. Tabii kurumlara teknolojinin yansıması bir kurumsal kimlik algısının oluşması ve bu algının pekişmesi açısından çok çok önemli. Kurumların teknolojiyi takip etmeleri bu sunum açısından yayıncılıkla alakalı, yayıncılık kısmı açısından bizi ilgilendiriyor. Çünkü kurumların broşürleri oluyor, katalogları oluyor, süreli yayınlar oluyor, bir takım kültür yayınları oluyor, kendilerine referans kaynak kitaplar oluyor. Dolayısıyla bu yayınlar aynı zamanda kurumların görünen yüzü, kendi imajlarının, kurum kimliklerinin görünen yüzü. Dolayısıyla bu yayınlarda bir standart oluşturmaları esasında doğrudan iletişime geçtikleri kitleler açısından bir tanımlayıcı, kurum açısından tanımlayıcı bir referans niteliğinde. O yüzden de kurumsal yayınlarda kurumların ne tür standartlar uyguladıklarına yönelik de bir çalışma oldu bu çalışma ama ne yazık ki Türkiye'de bu konuyla ilgili ne telif ne de tercüme hemen hemen hiçbir esere rastlamak mümkün değil. Bu konuyla ilgili şu ana kadar yapılmış hiçbir akademik çalışmaya da rastlamak mümkün olmadı. Ne yazık ki çeviride herhangi bir yayına rastlamak mümkün olmadı. Hatta yayıncılık ve yayıncılık standartları, yayıncılık kütüphanecilik
iletişimiyle, etkileşimiyle alakalı da herhangi bir standarda rastlanmadı. İşin ilginç tarafı, Türk Standartları Enstitüsü'nün yayıncılıkla ilgili standartlarına yönelik yapmış olduğum araştırmada yayıncılık, yayımcılık, kütüphane, kitap ve buna benzer kelimelerle yapmış olduğum taramada da Yayıncılık Standartları Enstitüsü'nün 900'e yakın standart taradım ve toplam 18 standart tespit ettim. Bu standartlardan da sadece ve sadece 3 tanesi yayıncılığı ve kütüphaneciliği doğrudan ilgilendiren standartlar. Örneğin bir tanesi ders kitapları ile ilgili bir standart ama sadece ders kitaplarının boyutu ile ilgili bir standart koymuş. Bir şey ilave edecektiniz galiba. Hayır, yani boyutu sizin söylediğinizi söyleyecektim. Evet, yani sadece ders kitaplarının boyutu ile ilgili bir standart. Bununla ilgili bir başka standart da dizinle ilgili bir standart. Yayıncılığı ve kütüphaneciliği doğrudan ilgilendiren. Diğer bir standart da sırt başlığı uygulaması ile ilgili bir standart. Yani topu topu 900 tane standart içerisinde sadece ve sadece 3 tane standart gördük. Bu da ülkemizde yayıncılığın ne kadar standart dışı bir seyir izlediğini ve haliyle yayıncılıkla doğrudan bir alan olan bilgi ve belge yönetiminde bundan ne şekilde etkilendiğini bize gösteriyor. Çünkü sonuçta yayıncılık ve kütüphanecilik birbirine çok komşu dallar, yakın dallar ve birbirinden etkilenmesi kaçınılmaz. Çünkü kütüphanelerin hala teknolojinin bu kadar gelişmiş olmasına rağmen ana malzemesi kitaplar. Haliyle kitaplardaki standart, yani yayıncıların uyguladığı standart doğrudan kütüphaneleri de etkiliyor. Bununla birlikte okuyucuyu, kullanıcıyı da etkiliyor. Tabii kütüphaneciler sadece kitapların fiziksel özellikleriyle ilgilenmiyor. Yani biçimsel özellikler en öncelikli konumuz. Çünkü sonuçta bilgi ve belge yönetimi bir standartlar mesleği olarak çok basit bir şekilde tarif edilebilir. Çünkü yaptığımız her işi standartlar doğrultusunda yapmak zorundayız ki hem ulusal anlamda hem de uluslararası anlamda bir birliktelik sağlanabilsin. Yani bu anlamda aynı dil konuşulabilsin. Amerikan Kongre Kütüphanesi'ne gittiğimizde de, British Library'e gittiğimizde de veyahut da Bibliothèque Nationale'e gittiğimizde de, Milli Kütüphane'ye gittiğimizde de aynı kitapları, aynı sistematik içerisinde, aynı tanımlamalarla bulabiliyor olmamız lazım. Aynı kolaylıkla hepsine erişiliyor, erişilebilir olması lazım. Ancak görüyoruz ki bizde bu standartların uygulanması çok mümkün olmamış. Neden olmamış? Çünkü temelde yayıncılık problemli bir alan ülkemizde. Yayıncılığın problemli olması yasalarla bir kere bir sanayi dalı ya da bir ekonomik anlamda ciddi bir alan gibi görülmemesi ya da bununla ilgili bir yasal çerçevenin oluşturulmamış olması en büyük problem. Daha düne kadar en büyük yayıncı devletin kendisiydi. Daha çok kısa bir zamana kadar ders kitapları üretiminin durdurulmasıyla ya da özel sektöre devredilmesiyle birlikte, hizmet satın alınmasıyla birlikte devletin yayıncılıktaki payı küçüldü. Devletin yayıncılıktaki payı küçüldü ama yayıncılar bugün KOBİ statüsüne de henüz alınmadığı için ekonomik anlamda ve mevzuat anlamda yayıncıların da birçok sıkıntısı var. Ve yayıncılık ne yazık ki hala usta-çırak ilişkisiyle devam eden bir sektör haline almakta. Çünkü ülkemizde yayıncılıkla ilgili akademik bir eğitim yok. Yani bugün milyar dolarlarda büyüklüğünde olan bir sektörde akademik anlamda bir eğitimle bir meslek elemanı yetiştirecek kurum bulunmamakta. 2014 yılında verilen yayıncılıkla ilgili eğitimlere şöyle kısaca baktım. Tezimde daha önceki dönemleri çalışmıştım çünkü. Notos yayıncılık tarafından Notos Atölye var biliyorsunuz. Notos Atölye'nin 25 saatlik bir eğitimi var. 25 saatlik bir eğitimde yayıncılık eğitimi veriyor. Ya da Yayıncılar Birliği'nin yine 24 saatlik bir eğitim var. Onlar son 3-4 yıldır periyodik olarak her yıl 2-3 dönem şeklinde bunu gerçekleştiriyor. Ve bu eğitimlerle Türkiye'de, ülkemizde yayıncılık sektörü bir şekilde yürütülmeye çalışılıyor.
Bunların dışında bir farklılık olarak 2012-2013 yılında Marmara Üniversitesi'nde Marmara Üniversitesi ve Yayıncılar Birliği işbirliğiyle bir yüksek lisans bölümü açıldı. Yayıncılık alanını doğrudan ilgilendiren. Bunun haricinde başka da bir eğitim yok maalesef. Çağdaş Yayıncılık ve Yayıncılık Yönetimi Yüksek Lisans Programı diye bir program açıldı. Ancak hem bahsetmiş olduğum gerek Notos tarafından düzenlenen, gerek Yayıncılar Birliği tarafından düzenlenen eğitim, gerekse Marmara Üniversitesi'nin bu yüksek lisans programı, yayıncılık gibi geniş bir alanın ihtiyaçlarını kapsayacak yeterli eğitimi sağlama olanağına sahip değil günümüz şartlarında. Ve dolayısıyla nitelikli meslek elemanı da şu an itibariyle yayıncılıkta henüz oluşmuyor, çıkmıyor. Babadan oğula geçiyor, ustadan çırağa geçiyor. Ve bu alandaki tecrübeler bu şekilde nesilden nesile aktarılıyor. Tabii yayıncılığın sorunlarını anlatıyorum çünkü bilgi ve belge yönetimiyle yayıncılığın sorunları çok birbiriyle ilintili. Yayıncılığın sorunları bize doğrudan yansıyor çünkü bir editörün gerçek anlamda nitelikli bir editörün olmaması bilgi ve belge yöneticileri için ciddi anlamda bir problem. Çünkü editörlüğü gerçek anlamda bilen ve uygulayan bir editör olmadığı sürece ortaya çıkan ürünlerin niteliği kütüphanecilerin, bilgi ve belge yöneticilerinin yayınları tanımlamasında sorun ortaya çıkıyor. Bakın içerik olarak niteliksel sıkıntılara hiç değinmiyorum bile. Yani sadece fiziksel özelliklerle ilgili olarak bile bizim karşımıza bir sürü sorun çıkartmış oluyor. Biraz önce bahsettim. Türkiye'de şu anda 3 tane kitap var yayıncılıkla ilgili. 3 tane kitap var. Hatta 3 demeyeceğim. Çok affedersiniz. 2,5 kitap var. 2,5 yani kitap var. Bir tanesi zaten Adım Adım Yayıncılık diye bir kitap ki bizim camiadaki ve bu konuya ilgilenen herkesin elindeki temel başvuru kaynağı olan bir kitap. Bir tanesi buçuk olan ya da Halil İbrahim Gürcan'ın Kitap Yayıncılığı diye bir kitap var. Onun haricinde buçuk olarak kastettiğim Emre Becer'in İletişim ve Grafik Tasarımı adlı kitabı var. Şimdi bunları niçin söylüyoruz? Bu alanla ilgili akademik çalışma da yok. İşin ilginç tarafı, yani standartlar eksik. Türk Standartları Enstitüsü'nün standartları güncel değil. Yayıncılık sektörünün kendi alanıyla ilgili ciddi anlamda kurumsal sıkıntıları var. Bu iş bakkallık gibi mi görülmüş yani? Evet, aslında öyle. Serbest ticaret. Serbest ticaret gibi. Evet. Serbest piyasa, serbest ticaret. Biraz sanki öyle görülüyor. Ve akademisyenlerin bu konuya ilgi duymaması da çok ilginç. Yani insicam bozmaktan korkarım ama galiba arzu ettiğiniz şu mu sizin? Eczacıların biraz tıptan anladığı gibi, biraz da dayanmıyorlar da yani. Yayıncıların da biraz belgelerden anlaması evet. Lazım gerektiğini evet. Düşünüyorsunuz. Evet. Aslında kastettiğimiz o. Çünkü evet. Başta editörlük kurumu olmak üzere kastettiğimiz o. Şimdi standartlar eksik, yayıncıların problemleri var. Ancak ulusal yayıncılık kongreleri yapılıyor ülkemizde. Bu kongrelerde de görüyoruz ki bu konularla ilgili sıkıntılar sonuç bildirgelerine çok net olarak yansımamış. Yani sıkıntılardan her daim bahsediliyor ama bu sıkıntıların sonuç bildirgelerine yansımaması haliyle ortaya bir yol haritasının çıkmasının önündeki en ciddi engel. Ortaya bir sonuç haritası çıkmayınca doğal olarak bundan sonraki süreçte sorunların çözümüne yönelik adımların atılmasına bir engel. Örneğin 4. Ulusal Yayın Kongresi'nde İlk defa kütüphanecilerle yayıncıların ilişkisine vurgu yapılmış. İlk defa. Bunun tarihi de 2008. Yani kütüphaneci-yayıncı ilişkisine vurgunun yapıldığı ilk tarih 2008. Arkasından 2009 yılındaki Ulusal Yayın Kongresi'nde kısa bir vurgu yapılmış. Onun haricinde evet şu iyi niyetli temennalarla bulunulmuş, işbirliği yapalım denilmiş. Ama somut anlamda herhangi bir adım atma yönünde bir irade ortaya koyulmamış.
biraz önce bahsetmiş olduğum editörlük kurumunun oluşturulması ilginç bir şekilde Ulusal 5. Ulusal Yayın Kongresi'nin sonuç bildirgesine girmiş. Orada zaten dikkat çeken iki ifade var. Birisi editörlük kurumunun oluşturulması, diğer bir husus da TSYB meslek kuruluşlarının işbirliğiyle ulusal standartların bir an önce oluşturulmasına yönelik temenni. Evet. Bununla ilgili herhangi bir adım da atılmamış. Henüz şu ana kadar böyle bir adım da yok. Tabii bu bize neyi gösteriyor? Aslında henüz gerek yayıncılık alanı, gerekse bilgi ve belge yönetim alanı birbirlerini stratejik işbirliği geliştirecek alan olarak henüz görmemiştir. Yani bu açık ve net olarak bu karşımıza çıkıyor. Ancak sorunların çözümü ortaklaşmalarıyla mümkün olabilecek. Bazı sorunların çözümü ortaklaşmalarıyla mümkün olacak. O da açık ve net olarak ortada durmasına rağmen bu konuyla ilgili de bir irade ortaya koyulmamış. Aslında ben çok kısa okumak istemem ama sonuçta kütüphaneciler kitabın bibliografik kimlik bilgilerini hızlıca ve standart biçimde elde etmeyi amaçlarlar ve dolayısıyla kitabın içeriği hakkında okuru bilgilendirici ve yönlendirici unsurları bildirmek veya kataloglara dahil ederek okuyucularına daha verimli bir hizmet sunmayı amaçlarlar. Bu nedenle yayınların çok sayıda okuyucuya oluşturulmasında çok önemli bir işlevleri vardır. Dolayısıyla sadece kitapların içeriğiyle ilgili değil, biçimleriyle ilgili de kütüphanecilerin söyleyeceği söz vardır. Çünkü doğrudan okuyucuya ulaştırdıkları için feedback dediğimiz geri dönüşleri en hızlı alanlar, aslında yayınlarla ilgili en hızlı geri dönüş alanlar doğrudan bilgi ve belge yöneticileridir. Hem içerik anlamda özellikle araştırma kütüphanelerinde, konu kütüphanelerinde ya da üniversite kütüphanelerinde en hızlı içeriksel dönüşü kütüphaneciler almakta ve dolayısıyla arada bir bağ olmuş olsa yayıncılara bunu en hızlı aktaracak olan da doğrudan kütüphaneciler olacak. Ancak böyle bir bağ olmadığı için bu geri dönüşümler de yeterli bir şekilde sağlanamamakta. Biçimsel özelliklerle ilgili olarak da örneğin. Çünkü kitabın biçimsel özelliği okurun satın almasında önemli etkenlerden bir tanesi. Bununla ilgili olarak yapılmış bilimsel çalışmalar da var. Yani biçimsel özelliklerin okuyucuyu satın almaya sevk etmesindeki rolü diye örneğin. Biçimsel özellikleri çünkü ilk önce dikkat çekmesi lazım rafta, görsel olarak ilgi çekmesi lazım, karıştırma isteği uyandırması lazım, bakma isteği uyandırması lazım. Sonra bu tabii neyle olacak? Bu bir tasarım meselesidir, tasarım süreciyle alakalıdır. Tabii tasarlarken doğru ögeleri doğru şekilde kullanmak lazım. Bunun kullanımı için de profesyonel, bizim kurumumuz için de keza aynı şekildeydi zaman zaman. Fırsat buldukça size de aktarmışımdır. Profesyonel grafik tasarımcıların yer alması lazım kurumlarda ve sonuçta tasarım, kitap tasarımı, her ürünün tasarımı farklı bir uzmanlık gerektirdiğinde kitap tasarımı yapan kişilerin de bu alanla ilgili mutlaka belli en azından mesleki eğitimlerden geçmesi lazım veyahut da bu tür eğitimleri veren kurumların eğitimlerine mutlaka iştirak etmesi lazım. Dolayısıyla biçimsel özellikler hem kitap yayıncılar açısından, çünkü kitabı satın almaya teşvik etmesi noktasında önemli, hem de kütüphaneciler açısından çok çok önemli. Çünkü standartların yer aldığı, standart olarak yayınlanan bir kitap, örneğin Kubbe Altın'ın yayınlarını da biraz göz attım. Bir takip eden, yani bir fikri takip dediğimiz bir şey var mı? Yayınlarda birbirini takip eden uygulamalarda birbirini takip var mı diye. Yani naçizane iyi görünüyor. İyi görünüyor. Ama tabii kapaktan, iç kapaktan, yarım başlık sayfasından, iç kapaktan, yayın bilgileri sayfasından ve yayın bilgileri sayfasında yer alan bilgilerden, yazarı, hazırlayanı, editörü, çevireni, derleyeni, kapak resmi, kapak resminin kaynağı, içerisindeki karikatür, çizim, tablo, bütün bunların kaynaklarının açık ve net olarak belirtilmesi, ön sözünün, sunuşunun, içindekiler kısmının sıralı ve düzgün bir şekilde ve doğru tanımlamalarla, örneğin
yer alması, örneğin ön söz yazılıyor. Ön sözü aslında kitabın hani çevirini, editörü ya da hazırlayanı yazar. Ama mesela özellikle kurumlarda kurum yetkilisi ön söz diye yazıyor. Altında kurum yetkilisinin imzası var. O aslında bir sunuş yazısıdır. Ama ön söz diye geçiyor. Tabii bu ifade anlamında kavramlar tam oluşmamış. Çünkü hala yayın ve yayın birbirine karıştırılıyor. Yayıncılık ve yayımcılık birbirine karıştırılıyor. Ülkemizde bu kavramlar daha birbirine oturmamış. Evet. Türk Dil Kurumu sözlüğünde bile ifadeler birbirine karıştırılıyor. Evet, yayınla yayın için Allah rahmet eylesin. Bu şeyi o dinlen aran olsun diye söylüyorum. Ahmet Yüksel Özengör Hoca bizim yazarlarımızdan, onun 8 tane kitabını bastı. Böyle yayınlanmıştı. Ben de baktım, onu hep yayın diye geçiyor. Düzelttik. Gitmiş, orada hepsini okurdu. Böyle zeki adam, böyle şey, kültürlü, hani şey... Hatırlarsın, eski atom enerjisi kurumlaştı. Atom enerjisi bir kurum. Saat 3'e kadar, 4'e kadar uğraşmış, hepsini gene yayın yapmış. Sonra bir daha öyle bakmış ki hakikaten yayın doğruymuş. Dolayısıyla bu kavram kargaşası da olduğu için hani ön sözün sunuş olarak yazılması ya da sunuşun ön söz olarak ifade edilmesi de çok şaşırmayacak. O da şaşırtıcı. Ama biz yazdırıyoruz, ondan sonra içindeki şeyin filmin konusunu anlatır gibi kitabın konusunu anlatıyor. Ön sözü oku, ondan sonra kitap okuma. Tabii ne önemi var? Neden önemli? Evet. Bizim için esasında çok önemli. Bilgi ve belge yöneticileri açısından çok önemli. Çünkü bilgi ve belge yöneticileri kitabı tanımlarken baktıkları bir şey vardır. Yani işte birinci kaynak, ikinci kitabın kapağı, kitabın arka kapağı, kitabın iç kapağı, ön söz, içindekiler, bütün bunları teker teker inceler ve kitabın bibliyografik künyesini oluştururken en doğru tanımlamayı yapabilmesi açısından buradaki ifadelerin doğru kullanılmış olması lazım. Tabii ki bilgi ve belge yöneticisi bunu zaten ayırt eder, okudukça ayırt eder. Ama bu bir zaman kaybına sebebiyet verir. Bizim her gün onlarca, bazen yüzlerce kitapla iştigal ettiğimiz, uğraştığımız göz önünde bulunduğunda her bir kitap için uzman olamayacağını görelim. Şimdi sıralamanın ya da uygulamanın doğru yapılmamış olması dolayısıyla bizim açımızdan ciddi anlamda bir zaman kaybı. Mutlaka ki oradaki ön söz yazan şeyin sunuş olduğu fark edilecek ve bu sefer kitabı doğru tanımlayabilecek diğer alanlardan faydalanmaya bakacak bilgi ve belge yöneticisi. Ama bu bile bizim için küçük ve basit gibi görünen bir ifade olmasına rağmen bizim açımızdan çok önemli bir ifade. Okuyucu açısından da önemli. Şimdi elbette ki, sizin teziniz için diyelim ki böyle bir kitap var. İçinde şöyle şunlardan bahsediyordu ön sözünde. Bakıyorsunuz ki içinde hiç kabak çekirdeği gibi bir şey var. Onun için boşuna çıkıyor. O yüzden sadece biçimsel özellikleri değil, aynı zamanda içerikle de ilgileniyoruz ve ilgilenmemiz de gerekiyor. Dolayısıyla bu doğru tanımlamalar, sizin ifade ettiğiniz gibi oraya gelecektim. Bu doğru tanımlamalar okuyucuyu doğru yönlendirmenin anahtarlarıdır. En kestirme yoldan anahtarlardır. Çünkü biliyorsunuz birçok kitapta ne yazık ki dizin yer almıyor. Dizinler kitapların kimliği gibidir. Dolayısıyla o kimlik bilgileri ne kadar eksik olursa okuyucu açısından o yayında ulaşacağı bilgi de o kadar sınırlanır. Bizim için de bütün bu veriler, yani dizinin daha sırasına gelmedim ama örnek anlamında, pekiştirmek anlamında kullandım. Dolayısıyla bu bütün verilerin düzgün kullanılması, yani standartların oluşturulması, bilgi ve belge yöneticilerinin işini daha kısa sürede yapmasını ve daha standart biçimde yapmasını sağlar. Aynı zamanda okuyucunun daha kısa sürede nitelikli bilgiye ulaşmasını sağlar. Bunun gibi bahsetmiş olduğum ön söz, iç kapak, yayın bilgileri sayfası gibi aynı şekilde kullanılan kaynakça, mesela hepimiz biliyoruz, kaynaklar diye geçer, kaynakça diye geçer, bibliyografya diye geçer, yararlanılan eserler diye geçer. Yani bununla ilgili her bir kurumun, tabii ki bununla ilgili bir standart yok ama her bir kurumun kurumsal kimlik algısını doğru ifade edebilmesi açısından kendisine bir şey belirleyip
o doğrultuda devam etmesi, tabii ki o kurumun kendi kimliği açısından doğru mesajlar verir okuyucuya, kullanıcıya. Bunu dikkatli okuyucular fark eder. Bilgi ve belge yöneticileri daha çok fark eder, dikkatini çeker. Dizin dedik, onda da keza aynı şekilde indeks diye geçer, dizin diye geçer ya da başka şekillerde geçer. Dizinlerin örneğin kitaplarda minimum %5'iyle, sayfa sayısının %5'iyle %10'u arasında olmasını bekleriz. Minimum? Minimum %5'iyle, yani 100 sayfa %5'iyle, 5 ila 10 sayfa arasında dizin olması beklenir. Biz de mümkün olduğu kadar olduğu daraltmaya çalışıyoruz. Biz de formayı tutturalım diye. Doğrudur, formayı değil. Evet, matbaada da, bizim matbaamızda da konuşmuştuk o sıkıntı. Evet, yayıncılar açısından herhalde o formu tutturmanın yollarından bir tanesi dizinin kısmı. En güzel fedakarlık yapılan yer dizi. Oysa kitapların bir yayının bütün karakterini ortaya koyan ve onu en net şekilde ifade eden alan dizidir. Bu hem bilgi ve belge yöneticileri açısından hem de çünkü orada kullanılan hangi kelimelerin daha çok kullanıldığı çok önemlidir örneğin. Çünkü o bize kitabın karakteriyle ilgili bize bir ipucu verir. Dizi makasçısı benim. Ondan sonra bir defa kullanılan kelimeleri hemen atarım. Bazılarını da bana teşekkür ederim. Evet. Yani dolayısıyla çok basit olarak gördüğümüz, belki de hiç fark etmediğimiz ve hiç bizim için bir anlam ifade etmeyen şeyler başka bir alan için araştırmacılar için, sadece bilgi ve belge yöneticisi için değil, örneğin akademik çalışma yapan insanlar açısından çok çok daha hayati, çok çok önemli bir şey. Dolayısıyla standartlar işte burada bunun için çok çok önemli ve burada standartların olması hem yayıncıların kendi prestijleri açısından, hem bilgi ve belge yöneticileri açısından, hem de araştırmacılar, kullanıcılar, okuyucular açısından bambaşka sonuçların ortaya çıkmasına sebebiyet verir. Söz buraya gelmişken bir şey sorabilirim. Dipnotlar hakkında bir şey var mı? Bir şey söyleyecek misiniz? Onda da bir standart olmalı mı? Hocam şöyle, dipnotlarla ilgili örneğin sonda verilen dipnotları çok doğru bulmuyoruz. Evet. Bir sonda verilenler var. Evet. Bir de sayfa altında. Sayfa altında. Sayfa altında bir verilen dipnotlar. Şimdi biz de öyle kitaplar, burada öyle kitap yayınladık bilim adamlarının. Dipnot sayfaları bir sayfa. Yani sayfada Mehmet diyor. Evet. Altına oraya işaret koymuş. Ondan sonra sizin özgeçmişiniz, filanlarınız bütün nereden geldi? Evet. O kadar. Yukarıda bir tane Mehmet ismi var. Ondan sonra altta tamamen dipnot. Şimdi bunu dedik ya, dipnota koymayalım da içerik koyalım bir kısmı dipnot. Evet. Şöyle, Kemal Beydilli'nin Mühendisane Matbaası ile ilgili bir kitabı var. Evet. Mühendisane Matbaası ile ilgili bugüne kadar yapılmış en kapsamlı çalışma, benim de faydalandığım. Ama üzerine ilaveler de yapılması gereken bir çalışma diye naçizane düşünüyorum. Aslında son cümlemi söylememiş olsun. Olmak isterim. Söylememiş olmak. Söylememiş olmak. Sevinirim. Olsun. Orada bahsettiğiniz örnekleri çok gördüm. Dediğiniz gibi iki satır yazı altında sayfanın beşte dördü şey, dipnot olmuş. Şimdi bununla ilgili bir standart yok. Ama evet, yani bizim örneğin Marmara Üniversitesi'ndeki tez danışman hocam yayıncılık alanında uzman bir hocadır. Onunla yaptığımız konuşmalarda, yaptığımız bir takım değerlendirmeler. Kimdir diye sorsak? Sizinle tanıştırmıştım Tuğba hocam. Danışman hocamdı. Çavdar. Öyle bir şey olmuştu. Onunla yaptığımız konuşmalarda sizin bahsettiğiniz şekildeki açıklamaları çok 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 o anda ifade edilmezse orada bir eksiklik oluşacağı yönünde bir intiba uyanırsa o açıklamayı orada kullanmakta fayda var. Ama alıntı aktarma gibi özellikle ve bir takım orada belirtmezsek sonradan bir şey ifade etmeyecek olan tarihler veyahut da bir takım olay ya da olguyla alakalı bir takım orada kavramsal açıklamalar anında yapmamız gerekiyorsa onları yapmakta ve orada kullanmakta, yerinde kullanmakta fayda var. Ama şöyle bir şey var hocam.
Dedik ki ismi atıyorum Ahmet Muhtar Paşa ile ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Ama orada işte koyduk yıldız, altına yazdık. Ahmet Muhtar Paşa şurada doğmuştur, şurada şu eğitim almıştır, şurada... Yani bu tip örneklerle de karşılaştığımız için bunu söylüyorum. Bu tip açıklamaları buraya dipnot olarak koymanın kitapla okuyucu arasında bir şey oluşturduğunu düşünüyoruz. Kopukluk oluşturduğunu düşünüyoruz ve oradaki olayın aktarımındaki bütünselliği sekteye uğratan bir süreç oluşuyor. Dolayısıyla bununla ilgili belirlenmiş bir standart olmamasına rağmen dozunu çok iyi şekilde ayarlamamız lazım. Yani insicamı bozmuyor. İnsicamı bozmaması lazım. Neredeyse bir ristane yazıyor yani gibi dipnotlar oluyor bazen. İşte Raif Erkenci'ye bak bizim yerlerden. Böyle dipnottan kitabı okuyormuşuz. Evet. Evet. Şimdi çok kısaca bahsettik. Evet, yayınlarda olması gereken standartların bilgi ve belge yönetim alanına nasıl yansıdı? Çok hiç dışarıdan bakan bir kişi açısından anlam ifade etmeyen bir şey. Yayıncılık bilgi ve belge yönetimi açısından bambaşka şeyler ifade edebiliyor. Dolayısıyla burada yayıncıların ve bilgi ve belge yöneticilerinin birlikte çalışması gerektiği gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Yani işbirliğinin kaçınılmaz olduğunu görüyoruz açıkçası. Fakat bu işbirliğinin yapılabilmesi için bir takım nasıl ifade etmek gerekir? Esasında her türlü siyasi hesabın dışında bir işbirliği yapılması lazım. Çünkü ne yazık ki bazı işbirliklerinde farklı şeyler devreye giriyor ve bu gibi durumlarda işbirlikleri olanaksız hale geliyor. Bir takım ideolojik yaklaşımlar, farklı bir takım durumlar söz konusu olduğunda. Çünkü çok teşekkür ederim. Estağfurullah, zahmet oldu size de. Yayıncı kütüphaneci işbirliğine yönelik mesela çok basit önerilerim vardı. Bunları şöyle çok kısa kısa ifade etmek gerekirse meslek örgütlerinin bir araya gelmesi. Çünkü yayıncıların da, Yayıncılar Birliği, YAYFET, Türk Yayları, Yaybir gibi bir takım meslek örgütleri var. Kütüphaneciler, bilgi ve belge yöneticileri. Esasında kütüphanecilik ve bilgi ve belge yöneticiliği kavramları da henüz ne yazık ki tam anlamda oturmuş olmadığı için ben de dil olarak ikisini birden sıklıkla kullanıyorum. Çünkü yeni nesil bilgi ve belge yöneticisi olarak anılmayı daha çok isterken bizler de klasik kütüphaneci olarak anılmayı. Çünkü aslında kütüphanecinin zaten bilgi ve belgeyi organize eden kişi olduğunu, dolayısıyla ekstradan bilgi ve belge yöneticisi demenin çok da iyi bir ihtiyaç olmadığını düşünüyoruz. O yüzden de böyle bir şey oluyor. Kavramı Selahati açısından sormak istiyorum. Bilgi ve belge yönetimi sadece kütüphaneyi mi kapsar, arşivi de kapsar? Arşivi de kapsar. Tamam. Çünkü bugün bilgi ve belge yönetimi dediğimiz alan 2002 yılı itibariyle dokümantasyon ve enformasyon, kütüphanecilik ve arşivcilik adlı 3 farklı bölümün birleştirilerek eğitim içeriğinin üçünü de kapsayacak şekilde değiştirilmesiyle oluşmuş bir bölüm. Dokümantasyon ve enformasyon dediğimiz bölüm daha çok modern arşivleri, Cumhuriyet sonrası modern arşivleri, kurum arşivlerini düzenlemeyi amaçlayan ve buralarda çalışacak nitelikli personeli yetiştirmeyi amaçlayan bir bölümdü. Kütüphanecilik, bildiğimiz kütüphanelerde çalışan personeli, nitelikli personeli yetiştirmeyi amaçlayan bir bölümdü. Arşivcilik de bildiğimiz arşivcileri yetiştirmeyi amaçlayan bir bölümdü. Bu içerikler birleştirilerek bugün bilgi ve belge yönetimi adlı bir bölüm oluşturuldu ve ikinci sınıftan itibaren de artık şeyler, seçmeli derslerle kişi hangi alanda uzmanlaşmak isterse ona yönelik dersler alarak bu anlamda bir uzmanlaşmaya gidebiliyor. Evet, yani önerilerden bahsediyordum. Tabii çok kolay olmuyor ne yazık ki ülkemizde. Biz bunları, önerileri hep sıralıyoruz ve akademik çalışmalarda da hep siz çok daha fazlasını görüyorsunuz. Hep öneriler vardır. Esasında bu öneriler bir yandan da temenniler gibidir. Çünkü bu meslek örgütlerinin bir araya gelmesi,
komisyonların kurulması, raporlar oluşturulması, bu raporların ilgili bakanlıklara ve kurumlara iletilmesi, bunların takip edilmesi, dolayısıyla akademik işbirliğinin sağlanması gibi daha da artırılabilecek birçok öneri mevcut. Ancak bu önerileri gerçekleştirebilecek veyahut da bu anlamda ortaya irade koyabilecek bir yapının varlığı şu an itibariyle tartışılır. Yani böyle bir iradeden şu an itibariyle söz etmemiz pek mümkün değil. Kısaca bahsettikten sonra bir toparlamam gerekirse biraz dağıttım sanki. Aslında bilgi ve belge yönetimi bir standartlar mesleğidir dedik. Standartlarla kendisini en net şekilde ifade eder. Dolayısıyla standartların oluşması ISBN gibi, örneğin 1988 yılında Türkiye'de uygulamaya geçildi ISBN standardı. Oysa batılı ülkelerde bu 70'lerde uygulamaya geçilmişti. Türkiye'de uygulamaya geçirilmesi de bir sürü tartışmanın sonucunda ortaya çıktı. Oysa bugün ISBN bütün kitapların, yani insanların kimlik, TC kimlik numarası gibi ISBN'lerde yayınlanan kimlik numarası oldu. Orada bir şey soracağım. Yani yeri gelmişken unutmamız. Şimdi bir kitap diyelim ki Türkçenin Sırları bizim yayınımız. Şimdi bunu bizden alıyor. Biz basmıyor zaten. Başka bir firma basıyor. Orası tekrar bir ISBN. Evet. Kitap onun için. Böyle, o da böyle küçük bir şeylerden yayınlanıyor. Yani Asuman'la onun tarzı öyle bir her yerin önüne göre bir ayrı şey var. Evet, numarası. Numarası var. Doğru. Kimlik. Ama kimlik deyince böyle, bence o kitabın kimliği şudur. Ondan sonra kullanmalıyız. Ya da şöyle düşünün. Orada şimdi yayın evinde kimliği. Gerçi doğrudan çok şey bir örnek olmaz ama çok belki benzeşmeyecek, eksik kalacak bir yan ama artık sizden çıkıp, evet. Yani bütün hakkı sizden çıktığı için başka bir kuruma geçiyor. Dolayısıyla artık o kurumla kendisini ifade etmesi lazım. Yani o numaranın o kurumu ifade zaten etmesi lazım. Zaten öndeki 3 rakam, kaç rakam o kurumun rakamı oluyor değil mi? İlk rakamlar kurumun rakamı oluyor. Dolayısıyla o kitabın örneği. Mesela bizim kodumuz 409. Çünkü genel kurmay olarak alıyoruz. Biz de genel kurmay üzerinden alıyoruz. 409. Esasında o konuya girmedim ama ISBN hani konunun içerisine dahil etmemiştim ama açılmışken hazır bir konu, ondan da kısacık bahsedeyim. Türkiye'de ISBN, Türkiye ISBN Ofisi diye bir kurum var. Türkiye ISBN Ofisi'nden ben tezimi çalışırken Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yayınlarına ait ISBN, yani bir liste istedim. Dolayısıyla bir ISBN'lere ulaşmayı hedeflemiştim oradan. Ki en sağlıklı veriyi oradan edinebileceğimi düşünmüştüm. Ancak 2014 yılının başına kadar Türkiye ISBN Ofisi'nin henüz dijital bir veri tabanı yok. Yani elektronik ortamda bir veri tabanı olmadığını öğrenmiş oldum. 2014 yılı Ocak ayı itibariyle bunu devreye sokacaklarını söylediklerinde çok şaşırmıştım. Hatta şöyle bir teklif almıştım. Sizin yayınlarınızla ilgili bir ISBN kurumların ISBN sorumlusu, ISBN olan kişisinin olması lazım. Çünkü kurum şifresi veriliyor. O şifreyi biz size verelim. Siz kurumunuzun ISBN'lerini takip edin diye bana da böyle hiç ilginç bir teklifte bulunulmuştu. Oysa hani ben sadece kendi araştırmam için o usulü nasıl olduğunu ve listeye ulaşmaya çalışırken benim yetkimi, sorumluluğumun ne olduğunu bilmeden hani böyle bir teklifle karşılaşmıştım. O da oradaki işin ciddiyetiyle ilgili bende bir soru işareti uyandırmıştı açıkçası. Çok hızlı çalışıyor. Ama 2 saatte cevap veriyorlar. Öyle bir şey yok. Hızlı yani ISBN numarasını vermek yani çok şey bir problem değil. Yani esasında. Bütün bunları kısaca bir toparlamak gerekirse bilgi ve belge yönetimiyle yayıncılık sektörü arasında yeterli ilişkinin olmadığını gördük. Dolayısıyla böyle bir ilişki yokken yayıncılık standartlarının yeterli olmadığını, bu yayıncılık standartlarının eksikliğinin
doğrudan yayınlarla uğraşan bir meslek dalı olmasıyla bilgi ve belge yönetimini olumsuz etkilediğini, çünkü bilgiyi en hızlı şekilde organize edip okuyucuya sunmayı hedeflerken yayınlardaki farklılıklardan dolayı nitelemenin zorlaştığını, bu zorlukların da okuyucuya olumsuz olarak yansıdığını ben görmüş oldum. Biraz dağınık konuşmuş oldum, kusura bakmayın. Çünkü ben özelinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yayınlarının standartlar açısından uygunluğunu inceledim. Dolayısıyla ne yazık ki yayıncılık standartları ile ilgili başta da bahsettiğim gibi herhangi bir çalışma olmadığı için benim incelemem sadece Deniz Kuvvetleri yayınları ile ilgili oldu. Tabii burada teker teker bahsetmek yersiz olacak ama Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kültür yayınlarında karşılaştığım standart dışılıkların esasında hemen hemen bütün sektörde karşılaşılan bir durum olduğunu görmüş oldum. Herkesin kendi standartı var. Evet. Kitap boyutları. Örneğin biz 111 kitap yayınlamışız. 50'ye yakın farklı boyut kullanmışız. Ölçü kullanmışız. Boyut demeyeyim mi? Ölçü kullanmışız. İşte 240'a işte 170 kullanmışız, 245'e 165 kullanmışız, 320'ye işte 330 kullanmışız, 240'a 240 kullanmışız. Yani o kadar çok farklı ölçü kullanmışız ki bizim son 10 yılda yayınladığımız kitapları bir yan yana koysak şöyle bir hani borsa şeylerini gösteriyorlar televizyonda, indi çıktı endeks böyle. Aynen onun gibi bir şey tablo karşımıza çıkıyor. Bu sadece boyutlarla ilgili. Keza tasarımla ilgili, ISBN numarasının kullanım yeriyle ilgili, logonun kullanım yeriyle ilgili, sırt yazısının kullanış biçimiyle ilgili, iç kapak, yayın bilgileri sayfası, ön söz, sunuş, içindekiler, dizi, kaynakça, bütün bu bahsettiğim alanların kullanımıyla ilgili çok farklı uygulamalarla karşılaştım. Keza benzer durum diğer bütün yayınlarda da aşağı yukarı söz konusu. Ne yazık ki. Oysa ISBN'in doğru yerde kullanılması bilgi ve belge yönetimini doğrudan etkiliyor. Çünkü sizin şurada kullanacağınız bir ISBN bizim burada kullandığımız sırt başlığıyla kapanıyor, etkisiz hale geliyor. Sizin şurada kullandığınız bir logo bizim burada kullandığımız barkod ya da demirbaş numarasıyla etkisiz hale geliyor. Ya da sizin koymuş olduğunuz sırt başlığının dibe kadar uzanması bizim bilgi ve belge yöneticilerin bu alana 30 mm standart olarak boş bırakılması gereken bu alanı kullandığında etkisiz hale geliyor. Kitabın ya ismini okuyamıyorsunuz, ya yazarını okuyamıyorsunuz, basın tarihini göremiyorsunuz. Dolayısıyla standart uygulama her açıdan hem kurumların okuyucular, müşteriler karşısındaki algısı açısından, örneğin kitap evi yayınlarının belli bir standardı vardır. Can yayınları dediğiniz zaman gözünüz önünde bir standart verilir. Türkiye İş Bankası yayınları dediğinizde uygulamaları standarttır. Logosunu şuraya koyan, altına Türkiye İş Bankası yazar, ISBN'i koyan standarttır. Oysa biz dikine ISBN görüyoruz, ortada görüyoruz, sağda görüyoruz, solda görüyoruz. Keza logo. Bizim yayınlarımızda 8 farklı logo uygulaması gördüm. Kitabın sol üstünde, sağ üstünde, üst ortada, alt ortada, alt sağ altta, sol altta, ortada, ortanın sağında, ortanın solunda. 111 kitaptan bahsediyorum. 111 kitapta 8 farklı logo uygulaması gördüm. Keza kapağı açtığımızda biraz önce bahsetmiş olduğum yarım başlık sayfası, iç kapak, yayın bilgileri sayfası, içindekiler ön söz, sunuş sıralamaları. Kenar boşluklar. Üst kenar boşluğu, alt kenar boşluğu. Bunların hepsi bilimsel çalışmalarla ortaya konulmuş ki okuyucunun ilgisini etkileyen şeyler. Sağ kenar boşluğu, sol kenar boşluğu, satır aralıkları. Yani alttan siz kenar boşluğunu az bırakırsanız göz kaybı. Şimdi çok bırakırsanız onun da başka bir olumsuz etkisi var. Yani dolayısıyla standartların sağlanması sadece bilgi ve belge yöneticilerini bir şekilde etkilemiyor. Evet, forma uydurmak gerekiyor, formaya uydurmak gerekiyor. Belki başka bir takım sebeplerden dolayı, ekonomik sebeplerden dolayı daha farklı uygulamalar yapmak gerekiyor. Ama bunun
sürdürülebilir olmadığının farkına da varılması gerekiyor. Çünkü uzun vadede yayıncılar bu işi yapmaya devam edeceklerse, yayınlarını belirli bir niteliğe ulaştırmazlarsa, bu belli bir süre sonra bir şekilde belki kısa vadede ölçülebilir değil. Ancak bilimsel araştırmalar gösteriyor ki uzun vadede mutlaka ve mutlaka o yayın evlerinin, standart uygulamaları olmayan yayın evlerinin eserlerinin satışına mutlaka ve mutlaka etki edecek. Böyle bir durum söz konusu. Tabii bilgi ve belge yöneticiler açısından da gerek eserlerin tanımlanması, gerek niteliksel olarak, gerekse niceliksel olarak tanımlanması açısından ciddi anlamda sıkıntı yaratıyor. Buradan gerekli dönüşlerin yayıncılara sağlanması ile ilgili tabii bir koordinasyon eksikliği olması, dolayısıyla yayıncıların da bu eksiklikleri fark edip düzeltmesi gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü bununla ilgili zaten gerekli niteliklere sahip mesleki yeterliğe sahip eleman eksikliği ciddi anlamda sıkıntı. Yani daha işin başındayız. Evet, gerçek anlamda daha işin başında olduğumuzu söyleyebiliriz. Aslında ben şöyle bile şüpheye düştüm. Yani sanki işin başında olduğumuzu bile farkında değiliz gibi bir hisse kapıldım. Şu anda dikkatimizi çeken veya övündüğümüz teknik malzemelerin, yani baskı makinalarının yeniliği dolayısıyla güzel baskılar yapabiliyoruz. Ama Mehmet Bey'in söylediği gibi o standartımız yok. Şimdi bir tane grafiker bir şey çiziyor, bir kitap dizayn ediyor, onu gayet güzel basıyor. Evet. Ama o kitaptan bir daha dizayn yok. Onu kütüphaneye koyduğumuzda dediğimiz grafiğin en tepesinde, ondan sonra böyle veya en dibinde. Dolayısıyla bir şeyimiz yok. Söylediklerinden şunu da mı anladın kardeşim? Yani her biri birbirinden güzel. Şimdi dört kitap olsa biz yayıncı olarak, kubbe altı olarak dört kitap çıkarıyoruz. Dört tane çok güzel grafik tasarımlı kitap yaptık. Ama dördünün de birbiriyle bağlantısı yoksa yaptığımız iş yanlış mıdır? O anlama mı geliyor? Bilimsel anlamda evet. Ticari anlamda? Ticari anlamda da etkileri var. Olumsuz etkileri, olumsuz etkileri var. Şimdi Sinan Bey'in şeysini hatırla. Mecmuayı değiştireceğim dediğinde ebadına dokunma dedi. Evet. İşte kitap evi. Kitap evi yayınlarının kitaplar hep böyle bir karemsidir. Evet. Yani hepimiz farkındayız ve ısrarla bunu devam ettiriyorlar. Çünkü neden? Mehmet Barış ne kadar orada o şeyden çay kahve şeyden gelmiş. Çekirdekten yetişmişti onun. Mutlaka öyle. Evet. Ama kendisine bir format oluşturmuş. Fark edilmek istiyor. Çok bariz evet. Belli. Ve fark ediliyor. Çünkü baktığımız zaman, özellikle çalışma esnasında incelediğimde, bütün uygulamaları standart. Mesela dizinsiz kitabı yok. Yani tabii ki her kitapta dizin olacak diye bir şey yok. Yani tabii kitabın niteliğiyle alakalı ama yani niteliksel anlamda dizin gerektiren kitabında dizini var. Hı. Sırt yazıları baktığınız zaman hepsinde aynı. Yani standart olması gerektiği gibi yukarıdan aşağı. Aynı açıdan olmuş. Renkler, kullandığı tonlar çok birbirine benzer tonlar. Dolayısıyla artık okuyucunun hafızasına yerleştirmiş, onu orada gördüğü zaman kitap evinin yayını olduğunu ayırdığına vardır duruyor artık. Ama bu tabii belli bir süreçte oluştu. Yani birdenbire oluşmadı. Keza can yayınları hep beyazdır böyle. Altında o kırmızı kalp doğrudan gözümüze çarpar. Artık o farkı oluşturdu. Biz de romanlara bile dizin koymaya çalışıyoruz. Romanlarda bile var. Yani tarihi romanlarda. Tarihi romanlarda, kaynak romanlarda. Şimdi yeni yazılanlara düzgün yok ama eskiden yani bir şey belge değeri olan romanlara bile dizin koyuyoruz. Orada kavram yani lafından şahıslar şeysi. O şimdi tabii bu marka olmamda bir şeysi. Mesela böyle McDonald's'ın M'sini görünce herkes şey yapıyor, metronun M'sini gördüğün zaman burada bir istasyon var. Aşağı ince gelenler de. Bununla ilgili aslında örnekler tezde vardı ama tabii bunu evet.
da bunlardan bahsetmemiş oldum. Esasında evet, bahsettiğiniz şeyler çok önemli. Mesela bugün çok basit, Beko'nun yazısını, logosunu değiştirmesi. Çünkü eski yazı büyük harflerdi. Çünkü o şeyi ifade ediyordu. Şimdi yazı stilleriyle alakalı da tabii ister istemez hem öğrenciliğimizden, eğitimimizden hem de bu konuyla alakalı çalışırken, çünkü kitapların yine tezde ayrıntıları var tabii ama burada değinmemiş oldum. Yazı karakterlerinin, kullanılan karakterlerin etkisi, okuyucuya etkisi veyahut da algılamaya etkisi, kişiye verdiği mesaj, çünkü bazı karakterler bir takım olumsuz sinyaller, mesajlar gönderirken bazı karakterler sıcak karakterler dediğimiz karakterler daha okumaya teşvik eder, kitaba daha bağımlı kılar. Beko'nun yazısını küçültmesi, eskiden Beko markalar büyüktü, artık markalar değil insanlar, bireyler daha büyük. Ben sizin karşınızda daha küçüğüm, bakın işte ben hani siz beni kucaklayın ya da siz bana gelin filan, sizin sayenizde varım gibi, evet bu tip mesajlar veriyor. Aslında bizim günlük hayatımızda hiç farkına varmadığımız ama işin bilimsel boyutuna baktığımızda onun arkasında ciddi bir çalışma ve o çalışmanın ürünü olarak böyle bir durum karşımıza çıkıyor. Başta da bahsettiğim gibi çok uzatmadan toparlamak istiyorum. Yayıncılık standartları, bilgi ve belge yönetimi, yayıncılık ilişkisi, kurumsal yayıncılık gibi konular hiç yok. Yani ülkemizde maalesef böyle bir konu yok. İşin zorluğu ciddi anlamda, bu anlamda araştırmacılar açısından ciddi bir zorluk söz konusu. Bir taraftan da meraklılar açısından da çalışmaya çok müsait bir alan. Bunu görüyoruz. Ancak benim yapmış olduğum çalışma tabii bittikten sonra insan dışarıdan, üzerinden özellikle bir süre geçtikten sonra çok daha objektif bakıp nelerin eksik kaldığını daha net olarak görebiliyor. Benim yapmış olduğum çalışma sadece bu alanların birbiriyle ilişkisi, kurumsal yayınlar, kurumsal yayınlarda standartlar, yayıncılık kütüphanecilik ilişkisi gibi konularda esasında okyanusa bir taş atmak gibi bir şey oldu. Bundan sonrası ile ilgili de esasında bana da yeni bir takım fikirler vermiş oldu. Bazı konularda çalışmayla ilgili bir takım fikirler vermiş oldu. İnşallah fırsat olursa o konuları da biraz daha açıp çalışmayla ilgili niyetim var. Özellikle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yayıncılık tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yeri ve önemiyle alakalı bir takım akademik çalışmalar, makaleler yazmak istiyorum. Umarım bundan sonrası için bir adım olur diye düşünüyorum. Peki, Mehmet Bey, bir şey soracağım. Başka bu çalışmalarınız sırasında Amerika'da, Avrupa'daki şeyleri falan inceleme imkanınız oldu mu? Nispeten oldu. Onlar standartlaşmışlar mı? Var mı? Ben şöyle bir karşılaştırma yaptım. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yayınlarını incelediğim için, evet. Örneğin Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da ve NATO ülkelerinde, şimdi biz NATO ülkesi olduğumuz için, çünkü askeri standartlarımızı komutan daha ifade eder, yanlış ifade edersem lütfen düzeltin, NATO standartlarına uydurmakla mükellefiz. Yani uymak durumundayız, kullandığımız teçhizatları, silahları, hatta yapılanmalarda, teşkilat yapılanmalarında bile belki böyle bir standart oluşturma gibi bir zorunluluğumuz var. Ancak yayınlarla ilgili bu anlamda askeri kurumların NATO standartlarına uyumlu olmadığını görmüş oldum. Yani onların yapmış olduğu var. Yani öbürleri. Evet. Ya, var. İngiltere'nin, Amerika'nın. Peki dünyada ortak kabul görmüş bir standart var mı? Yoksa Amerika ile, Türkiye ile, İngiltere ile kafaya verir mi? Şimdi komutanım, her ülkenin kendi gerçekleri olabilir. Ama yayıncılıkla ilgili ve yayıncılık bilgi belge yönetimi ilişkisi açısından baktığımızda standartların ortak olması lazım. Bugün ISBN nasıl uluslararası bir standartsa, bizim yayın kataloglama bilgisi dediğimiz CIP dediğimiz bir standart istiyoruz, öneriyoruz.
örneğin yayınlarda, ben bunu açıkçası Tersanet Kutbalı Akademisi'ne de tavsiye ederim. Yayınlarda kataloglama bilgisi. Evet. Neden önemli? Çünkü ISBN çok tartışmalarla kabul edildi ve uygulamaya geçirildi. Ama bugün artık dünyada bir standart haline geldi. CIP'nin standart haline getirilmesi de yayında kataloglamanın ortak bir dilinin oluşması da Kutbaltı Akademisi'nin yayınladığı her bir kitabın her kütüphanede kendi yayınladığı sınıflandırma numarasıyla yer almasını sağlayacak. Dolayısıyla şimdi konu kütüphanelerde yayınlar sınıflandırılırken kütüphanecinin algısı çok bariz belli değilse, kitabın içeriği farklı içeriklerden oluşuyorsa kitap, kütüphaneci içlerinden bir tanesini, hangisini ön plana çıkarsa o konu numarasıyla sınıflandırır. Dolayısıyla A kütüphanesinde kitap bir rafa girerken, konu olarak atıyorum... güzel sanatlara girer, öbürüne tarihe girer. Yok, şimdi yine güzel sanatlara girebilir ama numarası kayar, yeri kayar. Burada CIP dediğimiz standartın, yayında kataloglama bilgisinin yer alması, örneğin Bilgi Toplumuna Açılan Kapı diye bir kitap yayınladınız. Bilgi Toplumunun kod numarası 050 diyelim. Kubbealtı Akademisi herhangi bir kütüphaneciye, yani bunu yaptırdığı zaman, kataloglama bilgisini istediği zaman, sonuçta 5-10 dakikasını alacaktır. Minimum 15-20 dakikasını, kitabın hacmi de etkiler, niteliği etkiler. Bir kataloglama kartı oluşturduğu zaman size bir kütüphaneci, siz onu kitabın iç kapağına, yayın bilgileri sayfasına, o yazar, çeviren, editör, işte ISBN, basım yılı, baskı sayısı, onun altına küçük bir kart kutu içerisinde standart olarak koyduğunuzda, artık dünyanın neresine giderse gitsin kitabınız aynı numarayla sınıflandırılacak. Dolayısıyla kitabınız A kütüphanesinde farklı bir numarada, B kütüphanesinde farklı bir numarada yer almamış olacak. Ve sizin açınızdan da bir prestij.